Merhabalar sevgili arkadaşlar Tonguç Akademiden selamlar sevgiler 10. sınıf arkadaşlarımız nasılsınız? Evet yeni bir konuyla karşınızdayız ee, İslam ahlakının kaynakları ve ahlak terbiye ilişkisi konusu. Evet sevgili arkadaşlar başlamak üzereyiz neler öğreneceğiz İslam ahlakının kaynakları nelerdir konusu ve ahlak terbiye ilişkisine göz atacağız. Hazır mıyız? Evet hazırız ve başlıyoruz. Haydi bismillah. İslam ahlakının kaynakları. Arkadaşlar tabii ki kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetidir. Sünnet neydi? Peygamber Efendimizin söz, fiil ve davranışlarıydı veya ve Kur'an-ı Kerim'in kemiğe bürünmüş e, pratik haliydi. Müslümanlar tarih boyunca düşünce ve pratikte ahlakın kaynağı olarak öncelikle Kur'an-ı Kerim'i esas almışlardır. Bununla birlikte Müslümanlar Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini de vazgeçilmez bir ahlak kaynağı olarak kabul etmişlerdir. Kur'an ve sünnet çünkü bu konunun temel iki kaynağıdır. Kur'an'ın hayata yaşama geçirilmiş hali olan Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözleri ve uygulamaları nedir? Sünnettir. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anha Hazreti Peygamber Efendimizin ahlakı sorulunca ne buyuruyor? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Diye cevap verdi. Yani Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş hali Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu sen elbette yüce bir ahlak üzeresin kalem suresinde buyurarak Hazreti Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ahlakının üstün bir ahlak olduğunu belirtmiştir. Bu üstün ahlakın model olarak alınması gerektiğini ...Ahzab suresindeki haliyle şöyle buyuruyor yüce Allah. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir. Evet devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> İslam ahlakı terimi İslam'ın, İslamiyet'in sunmuş olduğu hayat tarzını ifade etmek için kullanılır. Nitekim İslamiyet insanlığa bir hayat tarzı sunar. İnsanların nasıl yaşamaları gerektiğini, neyin iyi neyin kötü olduğunu öğretir. Allah Celle Celaluhu insanı en güzel biçimde yaratmış, ona kendi ruhundan üflemiştir. Ona iyilik ve kötülük bilgisini tanıtmış ve tercihini insanın kendisine bırakmıştır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilmiştir nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir şems suresinde geçtiği şekliyle böylece insan iyilik ve kötülük yapmaya yakın kabiliyette yaratılmıştır dual bir yapı halindedir hem melek hem şeytan tarafıyla potansiyel olarak yüklüdür İyiliği de kötülüğü de seçmek onun insanın kendi iradesindedir. İslam düşüncesine göre insan nitekim ruh ve bedenden oluşmaktadır. İnsan beden sağlığını koruduğu gibi ruh sağlığını da korumak zorundadır. Evet, ahlak terbiye ilişkisi dendiğinde sevgili arkadaşlar terbiye Arapça bir kelime olup ıslah etmek Düzene koymak, idare etmek, eğitmek ve gözetmek anlamlarına gelir. Terbiye, hatta mürebbi, mürebbiye terbiye eden demektir. Yüce Allah'ın isimlerinden olan Rab ile ilgilidir. Terbiye Rab'dan türemiş bir isimdir arkadaşlar. Türkçemizde daha çok eğitim yoluyla amaçlanan davranışları ortaya çıkarmak anlamında kullanılır. E, terbiye kelimesi terbiye kelimesi dilimizde hala kullanılmakla birlikte giderek bu kelimenin yerini eğitim kelimesi almaya başlamıştır. Dilimizde bu iki kelime birçok yerde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Eğitim ve terbiye. Ahlak eğitimi arkadaşlar insanın beden, zihin ve ahlak bakımından geliştirilip olgunlaşmasına denir. Ahlak eğitimi ilk önce nerede başlar? Ailede başlar. Okul ve toplum içerisinde devam eder malum. İnsanın ahlaki özellikleri terbiye sonucunda değişebilir. İslam ahlak anlayışında insanın peygamberler vasıtasıyla kötülüklerden temizlenerek iyilik sahibi olacağı ifade edilmiştir. Ayette şöyle buyrulur. Çünkü ümmilere yani bilmeyenlere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, Onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Cuma suresinde. Şimdi e, buyuruyor ya Allah e, size bir rahmet peygamberi gönderdi. Burada iki şey var arkadaşlar aslında. Bir, Hazreti Peygamber Efendimizin bir rahmet peygamberi oluşu. İki, Allah'ın bize duyduğu rahmet dolayısıyla bize rahmetiyle bir peygamber ve bir rahmet peygamberi göndermesi bizzat bir rahmet sebebi ve konusudur. Allah'ın biz insanlığa, insanlara bir peygamber göndermesi zaten başı başına bir rahmet konusudur ki öyle olduğu içindir ki bir rahmet peygamberi göndermiştir. Ee, bu okuduğumuz ayette arkadaşlar sevgili peygamber efendimiz öğretici muallim olarak vasıflandırılır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ben muallim olarak gönderildim buyurmuştur. Muallim öğretici, müellim ise elem verici manasına gelir. Arada çok önemli bir fark var. Din ve ahlak insanın yaratılışında var olan yüce duygulardır. İnsan İslam ahlakının öngördüğü terbiye ile yaratılışında var olan inanma duygusuna ve güzel ahlaka yönelmiş olur. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ahlakın güzelleşmesi iyi bir karakter eğitimi ile mümkün olur. Bu elbette ki bir anda olup bitecek bir iş değildir. Karakterin oluşması bir süreç işidir ve karakterin oluşması yaşam boyu devam eden bir süreçtir üstelik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakın güzelleşmesiyle ilgili şöyle bir duası var arkadaşlar. Buyuruyor ki Peygamberimiz. Allah'ım dış görünüşümü güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Sağlam bir karakter oluşturmak için Önce insanın doğru bir inanç sistemine sahip olması gerekir. İnanç sistemine uygun bir yaşantı insanın iradesini güçlendirmesiyle ancak olur. Bunu da iman ve ibadet esaslarıyla gerçekleştirir. İslam'a göre iman kişiyi ahlaki güzelliklere yönelten ve onu kötülüklerden alıkoyan dinamik bir kuvvettir. İman esasları insan ruhunu temizlediği gibi insanda Allah korkusu ve bilinci oluşturur. İslam'a göre ibadetler kalbi kötülüklerden temizleyerek insanın şahsiyetli olmasına yardımcı olur. İnsanın kendisine olan güvenini artırır, metanet ve cesaretini güçlendirir. Ayrıca karakterini sağlamlaştırır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah bu konuya şöyle buyurarak dikkat çeker. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bakın hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyan bir namaz vurgusu var sevgili arkadaşlar burada. O zaman İman ibadet ve ahlak arasında tamamen doğrusal bir ilişki söz konusudur. Hazreti Peygamber'in buyurduğu üzere kapısı önünden akan bir ırmakta günde beş kere yıkanan bir insanın vücudunda su herhangi bir kir bırakır mı? Ne dersiniz? Sorusuna etrafındaki sahabeler hayır hiçbir kir bırakmaz dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz de işte namaz da böyledir. Yüce Allah namazla günahları siler buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz insanı güvensizlik ve yalnızlık duygularından uzaklaştırarak sağlıklı ve dengeli bir kişi haline getirir. İnsanın yaşantısını düzene koyar, zamanı yönetme bilinci oluşturur namaz. Oruç ibadetinin farz kılınmasındaki gaye örneğin oruç sayesinde insanların takva sahibi olmalarını sağlamak olarak ifade edilmiştir. Ki takva insanın her türlü kötülükten uzaklaşarak özüyle sözünün bir olması demektir. Ee, aynı zamanda oruç ibadeti Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'i göndermiş olmasına karşı ve verdiği diğer nimetlere karşı duyduğumuz şükrün şükür ifadesinin de bir e, ifade biçimidir arkadaşlar. Dolayısıyla Ramazan ve orucun aslında asıl işaret ettiği kıymet ve değerini kendisine kazandıran yegane şey Allah'ın bize Kur'an'ı göndermiş olmasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'edir asıl saygı ve işaret. Oruç ibadetinin tıbbi faydalarının yanında tabii ki psikolojik faydaları vardır. İrademizi güçlendirir, sevgi ve şefkat duygularını geliştirir. Diğer bir deyişle oruç ibadeti bir duygu e, yönetimidir. İşte içinde bulunduğumuz Ramazan arkadaşlar oradaki bütün güzellikleri e, bayram dahil her bir gün görmeye inşallah devam edeceğiz. <laughs> İslam insanın diğer insanlarda olan ilişkilerini düzenleye mali ibadetler de koymuştur arkadaşlar. Bunların başında zekat ibadeti gelir zekat ve sadaka sosyal dayanışmayı sağlar. Bu ibadetler bencilliği, törpüler ve kişiyi bencil olmaktan uzaklaştırır. İslam'ın buradaki önerisi nedir? Bencillik değil, sencilliktir. İslam di sencillik manasına da gelen diğer kam olmaktır. Diğer kam olmaktır. Diğerinin derdiyle, diğerinin e, tasasıyla e, ilgilenmek, uğraşmak ve gereğini yerine getirmek. Ne yapabiliyorsak o konuda nasıl bir destek yapabiliyorsak, sağlayabiliyorsak o desteği sağlamak. Diğer kam olmak. İslam zekatı farz kılmak suretiyle insanın karakterini başka insanlar için fedakarlık yapacak bir şekilde oluşturmayı hedeflemiştir. Bencil, suratsız, dobran, haşa, tipler, protipler orada... Ee profiller İslam'da çıkmaz. Çünkü İslam'ın bütün ruh dünyası, bütün kabul dünyası, bütün eğitim süreçleri, ibadetler ile oluşturmak istediği insan tipolojisi elinden ve dilinden herkesin emin olduğu, müminlerin emin olduğu güvenilir kişidir ve asla bencil olmayan, başkası için fedakarlık yapabilecek karakterde bir kişiyi oluşturmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah şöyle buyurur: "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." Her ne harcarsanız Allah onu bilir. İşte zekat verildiğinde, sadaka verildiğinde... ...en işe yaramaz, en e, çöp olanı... ...işte böyle hayır yapıyorum minnetiyle... ...haşa asla böbürlenmeden... ...asla böyle bir şey yapmak... E, ...kesinlikle e, yanlıştır, yanlıştır, yanlıştır. Doğrusu sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcamaktır. Zekattan başka İslam'ın temel ibadetlerinden biri de nedir arkadaşlar? Hac ibadetidir. İnsanın hem... Allah Celle Celaluhu hem de insanlarla olan ilişkiler düzenlenmekte etkili olan hac ibadeti bedeni olduğu kadar mali bir özellik de taşır. Hac ibadeti her insanın Allah katında eşit olduğu fikrini aşılayarak insanın kibirlenmesini ve böbürlenmesini önler. Hz. Peygamber Efendimiz sayesinden buyurur ki her kim kabeye gelir, kötü söz söylemez, büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse günahlarından arınarak anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak döner buyurarak haccın ahlaki gelişimindeki önemini vurgulamıştır. İbadetlerin düzenli olarak yapılması irade terbiyesinde son derece etkilidir ki zaten ibadetlerin hepsi aynı zamanda birer eğitim süreçleriydi. Ruhumuzu ve bedenimizi ve irademizi eğiten çok gerçek süreçler idi. Ancak ibadetin iradeye tesir edebilmesi için hem devamlı olması hem de belli bir bilinç düzeyinde yani ihlas ile yani içtenlikle yani sadece Allah rızası gözetilerek yapılmış olması gerekir. Evet. Az zamanda çok konuşmuş olduk arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Neler öğrendik? İslam ahlakının kaynakları Kur'an ve sünnet ve ahlak terbiye ilişkisini konuştuk. Şimdi sıra geldi ödüllü sorumuza. Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? Hadislere bakalım. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır buyurmuştur. Hangisi çıkarılamaz? A. Aile fertlerine karşı şefkatli davranmak güzel ahlakın göstergelerindendir. B. Aile içi davranışların niteliğiyle güzel ahlak arasında doğrudan bir ilişki vardır. C. Aile içi güzel davranışlar imanı tamamlayan bir unsurdur. D. Anne babanın çocuklarına karşı manevi sorumluluğu daha fazladır. E çok çalışarak çocuklara miras bırakmak bir babanın en önemli görevidir. Diye son seçeneği okuyor ve soruyu doğru cevabıyla birlikte sizleri doğru cevabıyla sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar yeniden görüşmek üzere. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun.